İşin ilginç tarafı, yapandan başkası da anlamıyor. O yüzden en tehlikeli faşizm gizli faşizmden çare. Gizli faşizmden kork abi, açık faşizmden korkma. Bir aya yakındır kulağıma daha fazla gelmeye başladı. Merak ettim. Günübirlik diyerekten gelmiştim. Sabah gidip akşam dönerim diyerekten. Geldiğimde buradaki güzelliği, buradaki rahatlığı, doğa olsun, buradaki insanların sıcaklığını... Teşekkür ederiz. Bayandakini kapın nefesi sekiz. Gelin şu an, gel imdat. Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdum böyle var, sevdum. Batu, çok tamam, kovasını Batu gösterir misin? Tamam Batu, biliyormuş bizler. Anlamadım. Çok kovasını göster anneciğim sen, Aleyna'ya. Hangi kovayı? Çöp, bak, çöp. Gördün mü? Anlamışsın. Niye soruyorsun tekrardan? Gel avera deresi, oy gel avera deresi. İki dağın arası, oy iki dağın arası. Çizgi film izliyorum, bu müzik dinliyorum. Baban, annem ve dedemle yemek yiyorlar. İsteyen çalışır, isteyen çalışmaz. Bir sofra kuruluyor. Gelip oturup yemek yiyebilir. Çalışan da gelip oturup yiyebilir. Çalışmayan da gelip oturup yiyebilir. Avcılık oynadık. Akşam da kamp. Ateş yaptık. Öte yandan bir iş oluyor. Birileri kalkıp bir iş yapıyor. İstersen yardım edersin, istersen etmezsin. Ve yapmadığın için kimse böyle kötü bakmıyor sana. İlk geldiğim gün çalıştım. İki gündür de yatıyorum. İşte herkesin köyü denilebilecek bir yer. Herkes bir vazife almış. Kendine göre pişiriyor, taşırıyor. Kimisi odun kesiyor mesela. Kimisi yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor. Yani aile ortamının üzerinde bir rahatlık ve huzur var. Neden olmasın ki? Yani neden tanımlama ihtiyacı duyalım ki? Öyle bir yerde bile. Ben pikniğe geldim. İşte bana hizmet sunulsun. Burası piknik yeri değil. Kimse sana hizmet sunmuyor. Sunmayacak. Bu belirtiliyor, dillendiriliyor. Böyle ortaklaştırılabilen bir yaşam haline gelmiş bir takım unsurlar olmamış olsaydı bu kadar hareketli ve bu kadar insanda yer etmezdi diye düşünüyorum yani. En azından bir şeyler yeşermiş, o kesin yani. Ha, ne kadar büyümüş, ne kadar sevilmiş o konuda daha henüz oturmuş tam olarak bir şeyler yok. And then I started 1.5 years ago to travel walking or at least very slowly from Italy down to Turkey. And I started to stop to think about a country. I cannot say Greece or certain Karada or whatever. I found great people everywhere. Bir başkası müzik yapandı. Çocuklara ritim atölyesi. İyi de köylerde çocuk kalmadı. Köylerde hayvan da yok, yan canlı yok. Hareket eden şeyler çok azaldı köyde. Ama doğa hareket ediyor. Diyor ki o cesaretli canlılara bir şeyler yapın. Bak doğa hareket ediyor. Aynı şeyler oluyor. Siz bir şey yaparsanız o coşkuyu yakalarsınız. Dünya değişir.
Daha doğrusu hiçbir şeyin değiştiği yok da dünya renklenir. Bunların hepsini karşılayamazken nasıl yaşanır? Onun formülünü aradık. Dedik ki odunumuz yok, ağaç motorumuz yok, traktörümüz yok, çapa motorumuz yok, kazmamız yok, küreğimiz yok, baltamız yok. Var olanlar var ama onlarınki de bir köşede duruyor. I was lucky. Every place I found was unique somehow. And this place also is unique. Like this place I found nothing. Maybe I was not looking. I was not looking to go in some community or eco village or whatever you might associate with this place. Evlerindeki kurulu düzenin dışında biraz daha savruk bir hayat. Hatta bir hatun Hüseyin Kara'ya bohem yaşıyorlar demişti. Bohem yaşamanın ne olduğunu bilmiyorsa burada tepiniyorsun. Yani hayatta kalabilmek için tepiniyorsun. Sobanı yakmazsan ısınamayacaksın, hasta olacaksın. Sobanı yakmazsan banyo yapamayacaksın. Dolayısıyla biraz şeyi de öğreniyorsun işte. Eşyadan bağımsız şekilde kendini beslemeyi de öğrenmek zorunda kalıyorsun. Çünkü sahip olduğun şeylerle eşya anlamında, nesnel olarak sahip olduğun şeylerle kendini besleyebilme alanın çok sınırlı burada. Bu alanın adım attığında o adım atan kişinin de yaşam alanı olduğu vurgusu aslında şeyden geliyor. Yani biz kendimizi sınırlandırma noktasındaki durumu ortadan kaldırmaya, yani o engeli ortadan kaldırmaya çabalıyoruz. Yani bu yüzden ticari bir noktada ortaya çıkmıyoruz ya da sadece kendimizi de sınırlandırmıyoruz. Onu yaptığımız takdirde işimiz biraz daha basit olur. Ama bu işin şeyi maddi noktasında. Fakat özgürlük noktasında bizi daraltır. Çünkü bir kişinin daha duyarlılığı, canlılığı, diriliği yaşama bir renk daha demek. In a very little village, on a very little island, on a quite little lake. So, amazing place. Fakat hiçbir fikrim yoktu burayla ilgili. Geldik. Gelir gelmez benim tek derdim bir kahve olsa da işte. Şehir hayatında eziliyorsun. Kira veriyorsun, yakıt, elektrik, su. Yani kazancın zaten onlara gidiyor. Ama sen bu ezilmişliğini başka bir insanın üzerinde kullanma. Toplumla, devletle, Allah'la bir şekilde yaşayacaktım o çatışmayı. Ben Türk'üm, yani Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ama benim adıma bir Kürt öldürüldüğü zaman bundan utanç duyuyorum ben. Bunun mantığıma, vicdanıma sığdıracak bir tarafını bulamıyorum ben. Dolayısıyla diyorum ki, ya kardeşim en azından bu ölümler bitinceye kadar ben Kürt olmalıyım yani. Yoksa bunun acısı dinmez. Bir yaraya merhem olamazsın. Geçelerinde
nasıl oluyormuş öyle geceleri? Akşam ay ışığında? He, ay ışığında. Ay ışığında yürüyüş. Çıplaklar kampı yapın. Yalnızlaşıyor. Çoğalacağı yerde yalnızlaşıyor. Dolayısıyla yaptığı şeyin hiçbir anlamı yok. Öyle de mahcup bir adam. Öyle de utangaç bir adam. Yani onu egosantrik ya da işte egos tavan yapmış gibi yorumlamak bile olası değil. Etraf onu yapıyor bir şeyler. İşte herkes gidiyor neredeyse çabuk bağlayacak. Herkes Ovacık Belediyesi'ne onu görmeye gidiyor. Continue a little bit, and I said to them that if I'm not going to find anything, I will most probably come back and see. Böyle didişe didişe 3 ayın sonunda o artık şey yoluna girdi. Ha, gelebilirler, kalabilirler. Demek ki Oktay, Hüseyin Kara, Hüseyin Çelik bu sistemi daha iyi biliyor. İşte herkes oraya öyle de yatabilir, buraya böyle de yatabilir. Uyumasalar da olur. Onlar daha deneyimliler çünkü bu konuda. Sosyal, fiziksel olmasa başka bir yerden, başka bir çatışma alanı yaratılıp oradan insanlar bu çatışmayı yaşayacaktır mutlaka. Bu talebelere gerek yok kardeşim. İnsanları olduğu gibi kabul edeceksin. Bir Kürt geldi, ne istiyor? Halay istiyor. Kürdün halayına bakacaksın, coşkusuna katılabiliyorsan katılırsın, katılamıyorsan seyredeceksin. Çok canını sıkıyorsa gelmeyeceksin. O kadar basit. Kendi cehenneminde boğul. Çünkü kendi cehennemin olmasa buraya gelmeye çalışmazsın. Buraya geliyorsan şüphesiz bir ateşten kaçıyorsun, bir kaostan kaçıyorsun. Ben de tamam dedim, burada yaşarım. Yani o tamam süreci öyle başladı. İşte öyle öyle derken o konuşmadan sonra 2 yıl falan, yaklaşık 2 yıldır buradayım. İnsanlarla paylaşmak. Genelde insanlarla paylaşıyorlar ve ne diyeyim, hava olsun diye bence. Ya da buradayım ben, sen gelemiyorsun anlamında bir şey olabilir.
gelen Bager Şen diye birinden öğrendim. İlk ondan duydum. Sonra heveslendim, çalmak istedim. Sonra kendime bir santur aldım. Kopukluk ilk zamanlar beni çok rahatsız ediyordu. İşte Oktay geliyor. Akşama şu kadar kişi gelecek. Hüseyin geliyor. Bu kadar kişi gelecek. Ben panikliyordum. Bildiğin o ev düzeni alışkanlığı var. 61 yılın alışkanlığı. Güçlü olan yaşama biraz daha hakim olur. O güç neyle elde edilir? Parayla, mevkiyle elde edilir. O bizde yok. Bizde olmayan bir şeyle neyi elde edeceğiz? Bunalıma mı girelim yani? Antidepresan mı kullanalım? Ya da başka yollara mı başvuralım? Sonra dedik ki biz bunu geçersiz kılalım. Nedir geçersiz kılacağımız şey? Para, mevki, etiket, güç. Dedik ki bu gücü her şeye paylaştıralım. Biraz sıkıntıya sokan şeyler. Hani sadece kendi özel eşyalarınla ilgilensen temizlik ve düzen anlamında çok daha kolay olur yaşam. Etrafın işte kardan ve yağmurdan dolayı düzenlenmesi gerekiyor. Onun, o işleri yapıyoruz. İşte çatıdan düşen kardan tut işte. Kar altında kalan buranın işte oturmak için kullanılan malzemeleri. Biri gelsin otursun, kenara çekilsin. Müziğini yapsın. Biri gelsin kitabını okusun. Ben çok seviyorum. Yani ruhum besleniyor. Ruhum. Benim beslenme aygıtlarım da onlar. Tabii biz de her gelene gülümsüyoruz. Çok iyi diyoruz. Çok harikasın diyoruz. Tamam yapalım diyoruz. Bu işin sorumluluğu sana ait falan. Ama gittiğinde o günkü durum değerlendirmesinde kendi aramızda şu eleştiriyi yapıyoruz. Lan hiç akıllı bizi bulmuyor. Geliyor sinema atölye. Kardeşim sinemayı izliyoruz zaten biz. Neyse tamam dedik. Sonra bir sinema atölyesi yaptık. Ana sinema izlemeyi bilmiyormuşuz biz. Sonra bir saygınlığımız oluştu. Dedik ki ya bu insan bunu biliyor. Niye alay ediyoruz? Kendimizi bu kadar küçültüyoruz. İlk kendisine söylememişiz. Yoksa çok mahcup olacaktık. İşte ortaya bir fikir dağıtıyor. Bu sefer heyecanlanıyoruz biz. Buradan ne çıkacak diye. Çünkü hiç bilmediğimiz bir şey. Buranın belgeseli hazırlansın. Lan ne belgeseli yani? Afrika mı burası? Yani Kızılkaya bildiğimiz Kızılkaya yani 200 yıldır aynı şey oluyor işte. Ormanı var, ağaç çıkıyor, keçi yiyor, suları akıyor. Bazen azalıyor, çoğalıyor. İşte topraktan aldıkları ürünler yıllardır aynı. Yani bunun belgeselinin ne tür bir hikayesi çıkar ki? Şunlar bunlar bizim hayatımızı devam ettirecek şeyler değil. Hani böyle bir zorunluluk değil. Ama yemek yiyeceğiz. Ya da lavaboya gideceğiz. Ya da buraları toparlamalıyız. Hani bir daha farklı sorumluluklar. Bunları ilk defa yaşıyoruz. Evet tek yaşıyoruz üniversitede de evde de. Hani bu sorumluluk farklı. Buradaki sorumluluk daha farklı. Bir de ne düşündüm biliyor musun? Dün akşam bizim sınavlarımız bitmişti, finaller işte onların açıklanmasını falan bekliyoruz. Böyle sürekli sisteme bakıyoruz. Sonra gece o kadar üşüdük ki, böyle o kadar soğuktuk. Ben diyorum şu anda böyle tüm sınavlardan kalsam hiç umurumda değil yani, yeter ki ısınayım. Bütün davranışlarınla ilgili konuşuyor. Benim davranışlarım yani buradaki yaşam mi? Merkezinde sen yoksun. Ya biliyorum. Tamam mı? Yaşamın merkezindeymişsin gibi davranma. Davranmıyorum İnsanlarla zaten ben. İnsanlarla konuşurken sesini yükseltme. Lan benim konuşma tarzım bu. Şimdi nasıl? Siz... Yapma. Ya konuşma tarzım bu. Benim... Köpeği ben alıyordum zaten, dışarı çıkarttım onları. Ama ya Allah, sizler de görmüyor musunuz? Konuşur musunuz Allah için? Söyledim ya kim getirdi diye, daha ne diyebilirim?
Ya neyse abi, bana şimdi böyle yapıp da gerçekten ben darç olsun demiyorum. Çünkü benim yaptığım saygısızlık hiçbir şey yok burada. Bana hayır, sen benimle iki siniri görsen seni parçalarım. Abi ben Cingo'nun ağrı bir görsen, yani. Benimle iki siniri görsen sen ne sinirlenmek senin ne lüksün oğlum ya. Ya ben size açıklama yapıyorum. Oraya ben sokmadım diyorum. Ekin dedi ki ben uyardım. Orası bir de sinirleneceksin üzerine bunun. Oktay bir de üzerine abi, sinirleneceksin Oktay mi? Agresifleşecek misin? Oktay abi kızıyor dedim ben ona. Rakama tekrar çıkacağız. Yani yürüyüşümüzün son 2 kilometresi biraz dik ve karlı, dik ve zorlu olacak. Tamam. Yok gelmiyorlar. Video mu çekiyorsun? Buradan mı? El sallayabiliyor muyuz? Hayır. Ellerde sallayabiliyor. Ayağım işte bak şey yapıyor. Rosa kayıtta mıyız? Özlem önde mi? Yok. Özlem. Arkada kaldı. Ben de başladım mı? Bir şekilde bağ kurup o buraya bir tanıklık süreci yaşarsa belki dahil olur da alanımız genişler, derdimiz yok. Biz var olanı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Yani şeyi düşünsene, sen olmasan ne olur? Sertiz biraz. Egomuz yüksek. İşte dedim ben yaşadığımı burada hissettim. Şu karışık dağda lambalar yanar. Şu karışık dağda lambalar yanar. Lambaların şarkıda Fadime'm sevdi. Herhalde buraya gelen insanlar neden, kendi içlerinde neden diye sorduklarında bir cevap bulamıyorlar. İşte bir kere insan neden burada yaşamayı tercih eder? Neden herkese açar kapılarını? Neden farklı fikirlere açık olur? İşte neden işte kural koymaz? İşte şunlar gelsin, bunlar gelsin, bir kitleye yönelmez gibi kafalarına birçok soru oluşuyor. İşte bu, o sıkışmışlıktan, biraz da çaresizlikten diyelim aslında. Böyle sonradan güzel şeyler olunca insanlar şöyle düşünüyor. Diyor ki vay be, adam ne düşünmüş falan filan. Lan ne düşünmesi yani? Biz sıkıştığımızdan geldik, yani sizden daha kötü durumdaydık. Geldiğinde, özendiğinde evet diyor, çok zeki insanlar, aklı başında insanlar falan, yok yok öyle bir şey. Tamamen her şeyi kaybetmek üzereyken yola çıkıyorsun. O zaman daha güzel ortaya güzel şeyler çıkıyor. Deniz, çek çek yapalım, çekeyim Anadolu'da folklor nasıl gelişmiştir? Otoriteye ve devlet yapısına duruşu nasıldır?
Bu tamamen masalımsı, Kızılkaya'ya özgü, son 5 yılda geliştirdiğimiz, hiçbir geçerliliği ve gerçekliği olmayan bir durum. Kaç tane askeri ihtiyacım var? 500 tane. Olmaz, sana 300 tane asker vereceğiz. Tamam. Seni de dinleyebiliriz. Bence gayet güzeldi. Bak, eve değil mi bir kuyum? Nereye? Olsun, yok yok çıkma. Çocuklar sende. Tek çocuklara yasaklıyorum. İnatçılar. Bir şey gelişmiyor. Toros Dağları'nda hiçbir şey gelişmemiş. Ve anaerkil yapıya sahipler. Doğada güçlü buldukları her şeye ana ismini vermişler. Ana ardıç, ana katran, ana göl, Anadolu'yu da biz uydurduk. Ama sıkı sıkıya tutarlar birbirini. Bir tanesi otoritene devleti gördüğünde sinirlenir. Bu böyle olmaz der. Bir bakar faili meçhule gidecek, başa geçer yine. Havayını devam eder. Çok üretmişler. Ray 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 ray. Umurlarında değil. Ya kardeşim, savaş mavaş çıkarmayın. Olan bize oluyor. Bak, siz anlamıyorsunuz. Bizim kaçacak yerimiz yok. Artık dedik ki müzik ve kültür buranın ana teması olsun. İşte permakültürdür, ekolojidir, doğadır ikinci teması olsun. Ondan sonra bilmediğimiz ne varsa işte sıraya koyalım. Yavaş yavaş bir ucundan başlayalım. Eksik aksak ne kadar yürütebilirsek zaten mutlu olacağız. Çünkü insan kendindeki eksikliği fark edip de onu, o dramayı, çünkü dramadır eksiklik, o dramayı komediye dönüştürdüğünde yaşanabilir durum daha coşkulu. Başka bir şey yok. İnsanlar genelde güvenli alanlarından çıktıklarında daha tedirgin, daha işte bir de şey var ya, kendini işe yaramaz hissetme durumu var ya, onu yaşayınca ciddi bir sıkışmışlık oluşuyor burada. Kara. Efendim? Gelen beyler kim şimdi? Gözler. Ha, geçen sefer benim için gelen bey mi? Yok. Ya ben asker polis sevmiyorum. Tam o noktada destek oluyoruz biz. Diyoruz ki bak, biz hiç karşılıksız yapıyoruz. Aslında karşılığı çok büyük de. İşte Nihal'in orada bir sözü var. Mekansızım dedi. İşte benim bütün dünya memleketim falan, işte ben daha özgür bir ruha sahibim falan. Biz hemen orada tanımı değiştiriyoruz. Diyoruz ki sen ev istemiyorsun. İşte ciddi bir varlık istemiyorsun. Ama diğer taraftan baktığımızda bütün dünyayı istiyorsun kitapsız. Bütün dünya benim olsun diyorsun. Bütün dünyanın nimetlerinden faydalanmak istiyorsun. Bizim de istediğimizin tam bu olduğunu fark ettik. Hacım, öyle şey, küçüklerin çıkacağı bir merdiven yok orada. Büyüklerin tırmanabileceği. Hayır, hayatım! Şey, ama küçükler için de yapacağız Sıla. Onu diyecektim. Sıla. Sıla bakar mısın? Hüseyin amcam şey yok. Dinlemeye gider. Küçükler için de yapacağız diyor. Gerçekten net samimiyeti yakaladığımız zaman karşılıklı olarak o şeyi alabiliyoruz. Dönüt alabiliyoruz. Diğer türlüsü kimse, yani herkes çok açık ve net olma taraftarı değil. Olumlu dönütlerde sıkıntı yok zaten. Hani çok güzel, Türkiye çok güzel modunda olan çok fazla insan var. Çok güzel olmuş. İki yapmışsınız. Ne güzel diyen çok fazla insan var. Tabii biz onları çok hani gündemimizde tutmuyoruz. Çünkü onların baktığı yer biraz daha turistik gezi modunda olduğu için. Evet, oynamak isteyenler el kaldırsın. Dur, indirme elini, sayacağım.
Ben bebeğim bezardık gördüm. Rüyamda diyordu kadın. 6'ya 7 yapıyoruz. Siz arkaya geçin. Siz arkaya geçin. Arkaya bu taraf arkaya. Kırmayanlar ikinci yarış yapacak. Yok, o erkek kurbağa çiftleşme sesi çıkartıyor. Türkiye'de biyocoğrafyanın en zengin olduğu alanlardan bir tanesi. Sebep olarak ise deniz seviyesinden alpin seviyesine yani sıfır rakamından 2000 rakamına bu kadar hızlı çıkışın olduğu ender alanlardan bir tanesi. Bu sebeple hem bitki hem de diğer canlılar açısından çok önemli bir biyoçeşitliliğe sahip. Bu Şahin abi. Kanada'da altlarına böyle beyaz beyaz bak. Sevgili Turan Çetin ve hiç deneyimi olmayan Oktay Armutoğlu sadece İngilizce öğretmeni. İşte Birleşmiş Milletler'den bir proje aldılar ve gayet iyi gidiyor. Projemiz kabul edildi. Doğayla biyoçeşitlilikle ilgili bir proje. Bir baktık ki bizim eksik yönümüz orası. Aynı zamanda bu proje de bize verildi. Dedik bunu iyi yönetelim. İşte belgeselin içerisine hiç girmeyecekti. Durduk yerden bir de proje girdi. Yani daha önce inkar ettiğimiz bir şey girdi. Güzel oldu ama. Doğru dokunuşlar gerçekleştirildi. Oktay'daki cefer de ortaya çıktı. Dedik ki Oktay'a işte kaba güç haricinde çok bir işe yaramıyordun sen falan filan. Sonra bir baktık ki gitti Ankara'da sunum yaptı. Birleşmiş Milletler'in uzmanlarına sunum yaptı ve ikna etti. Ekolojinin biz içinde yaşıyoruz fakat etkileşimimiz çok dardı. Şu an onu genişletiyoruz bununla birlikte. Bölgemizde var olan hayvan çeşitliliğinin envanterini, bitki çeşitliliğinin envanterini çıkaracağız bu projeyle birlikte. İşte yörükleri de mesela biliyoruz, tanıyoruz fakat biyoçeşitlilikle, ekosistemle ilişkilerini çok daha net bir şekilde görme şansımız olacak. Da insanlar gelip bir süre kalıp yaşayabiliyor. Mersin'den de, Türkiye'nin başka illerinden de işte merhaba ben geldim burada biraz kalmak istiyorum deyip kalabiliyor. Bu sıkıntılı bir şey aslında. Kimsin, nesin? İşte ne yapacaksın, böbreğimizi mi alacaksın bizim? Burada kamp kurmak istiyorsan evet, kamp alanı. İşte onun için sizin aynanız diyoruz gelen insanlara.
Başka bir kişi burayla ilgili kadınları baz almış. Kadınlar üzerinden bir şeyler yazmış. İyi de burası sadece kadın değil ki. İşte Survivor'ı almış, tavuğu almış, tavşan almış. Tavuk, tavşan ve koyundan ibaret değil ki burası. Burası bir bütünlük içerisinde kendi karmaşasını düzenli hale getirip yaşanabilir hale getiren bir yer. Dolayısıyla tek tek ele alındığında bizim için mizahsen bir duygu oluşuyor. Herkes neden düşman, unuttuk hepsini. İnsanları bireysel olarak ele aldığımızda ortak nokta bulmakta çok zorlanırız. Çünkü her insan kendi içinde başka bir dünya zaten. Belli başlı sosyal yaşam içinde, toplumsal yaşam içinde çok böyle minimal farklılıklar üzerinden çatışma yaşıyor ya insanlar. Aslında herkesin kendine has bir yani yaşama baktığı bir nokta var. Farklı kültür ve etnik yapı, inanç durumuyla ilgili çok böyle katı duvarlarım da yoktu. O anlamda esnek bir yapım var. Ki bu şeyle de alakalı işte Tahtacı Alevi olmamızdan da kaynaklı. Bizim kültürümüzde şey yok. İşte benim ailemde, geniş ailemde, çevremde, köyümde bununla ilgili yani olumsuz bir şeye maruz kalmadığım için. LGBT'li arkadaşlar geldiğinde aklımızda oynatacaktık mesela. Ne? Dedik ya yani hadi diğer kültürler falan filan da biz bunu nasıl anlatacağız, izah edeceğiz derken bir baktık ki Türkiye'de Zeki Müren var, Bülent Ersoy var ve kitleler bunun arkasından sesini duymak için dünyaca para ödüyor. Sonra baktık gelenler de bizim algımız gibi değil, arıza bizde. Hatta esprisini de ürettik. Lan diğer insanlar da ipneler kadar olsa falan diye düşündük ama burayı keselim biraz. Gördüğümüz, deneyimlediğimiz kadarıyla burada kısa süreli, uzun süreli veya temelli olarak yaşayabilecek insan öyle çok fazla değil. Hem Türkiye'de hem dünyada çok fazla değil. Beni çalmasın der yanda. İşte herkes kendi masalını çıkarabiliyor buradan. Güzel tarafı da o. Yani bizim yazdığımız bir masal yok ama herkes kendi masalını yaratabiliyor, çıkarabiliyor. İşte bir başkalarını anlatırken de herkes kendi masalını anlatıyor aslında. Diyoruz ki bak burada fikir beyan ediyorsun. Biz 30 bin kişiyi dinliyoruz. İşte diyorsun ki şu da olmalı, bu da olmalı. İşte doğal falan diyoruz. Cebindeki para, kafadaki akıl ve ağzından çıkan söz eğer ben yapabilirim demiyorsan fikir beyan etme bize. 5 dakika süre veriyoruz. Fikir beyan ettiğinde yapacağım diyorsan, yapmıyorsan diyoruz ki sen hırsızsın. Biraz da ahlaksızsın. Biraz uzak dur bizden. Çok da konuşma. İşte silah sokmuyoruz mesela. Kim gelirse gelsin. Görevli olarak gelmediği sürece diyoruz ki silahla giremezsin, küfredemezsin. İşte boyutunu nasıl ayarlayacaksın? Ne bileyim nasıl ayarlayacağım? Yani işte kadın ve çocuk rahatsız olduğu anda bakışın bile küfre giriyor. Yardım.
Ama o ne? Küçük. Ama hemen burada. Öyle ama çok. Tamam. Otur buraya, gel buraya. Gel. Yaşamın ruhuyla ilgileniyoruz biz. Bunu yaparken de çok çalışıyoruz yani. Yani eşek gibi çalışıyoruz. Ortaya güzel bir şey çıksın diye. Bizi de mutlu eden bir şey çıksın diye. Kendimizi dönem dönem güncelliyoruz zaten. Hani tamam. Şimdiye kadar böyleydi. Bundan sonra değiştirelim diye. Çünkü hayat akışkan ya, değişken. Çok sabit kalıp böyle işte budur deyip diretmek, zaten diğer her şeye benziyorsun. Onlardan çok var. Bahar'ı kadınlar çağırdı, bu memlekete bahar geldi sevgili arkadaşlar. Bahar geldi, bu baharı kışa döndürmemek için, baharın hep devam etmesi için, baharı hep birlikte bütün etkinliklerde, işte tüm renklerimizde buradayız. Hala işte iğneye ipliği takamıyorlar. Ama uzay teknolojisiyle ilgili elinde dokümanlar var. İşte bir fotoğraf makinesi var, kamerası var, cep telefonu var. Burası farklı. Karşıdaki de aslında temel kafasını karıştıran şey, yani insan bunu kendine niye yapar diyor herhalde. Sen adisin güzel şah, şahı meydanlar. Kızılkaya nedir? Kızılkaya'yı tanımla. İşte Kızılkaya'da ne var? Herkese göre değiştiği için bu hani olumsuz gibi görünse de herkes kendi hikayesini çıkardığında güzel oluyor. Olumlu şeyler çıkıyor ortaya. Belgeselden çok güzel şeyler çıkacak iddiasında değilim. Ama yaşamda işte insanın içindeki bu da varmış dedirtecek bir şey çıkacağını düşünüyorum ve farkındalık çıkacağını düşünüyorum. Başka bir hikaye çıkar. Herkesin bir hikayesi var dedik ya, bu belgeselden de senin hikayen çıkar herhalde. Lale der ki be hey tanrı, benim boynum neden eğri hey. Lale der ki be hey tanrı, benim boynum neden eğri hey. Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı? Çiçek var mı hey? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı? Çiçek var mı hey? Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım düzüm düzüm hey. Sümbül der ki boyum uzun, yapraklarım düzüm düzüm hey. Beni akgerdana dizin, benden hala çiçek var mı? Çiçek var mı hey. Beni akgerdana dizin, benden hala çiçek var mı? Çiçek var mı hey.